İyisin, rahatsın. Rahatım vallahi. İzzet'in ya ve bu yağlansın burada. Dedi. Adama bakar mısınız? Tut bunu Zuhal. Tutuyorum. Altı dökülmesin, içinde tamam. Bir kırıntı var. Kaç senelik evlisin Zuhal? 10 yıl olacak. 10 yıl, evet. Oy maşallah, dile kolay. Kadir, eğer Zuhal Hanım anlatmak isterse enteresan bir evlilik hikayesi var. Evet. Evlenirken problem mi oldu anlamadım. Evet, biz eşimle severek evlendik. Hele dur çık. Gel. Biz eşimle severek evlendik. Şöyle halının üstüne otursaydınız keşke. Ortamda çalışıyor gibiydik yani aynı ne semtte. Ne iş yapıyordunuz bu arada? O trikocuydu, ben de o semtte çalışıyordum. Tamam. Bu şekilde tanıştık. Ailesi beni istemedi. Aa, evet. Niye? Yani beni onlarına layık görmediler sanırım. Ay estağfurullah, öyle şey olur mu canım? Öyle. Aslında istemeye geldiler. Nişanımız da oldu. Nişana da geldiler. Benim eşim sonra askeri personel oldu. Eşim askeri personel olduktan sonra bayağı sıkıntılar çıkardılar işte. Yok senin paranı yiyor. Aa! Evet. Nişanlıyken mi bunu böyle yaptılar? Evet, evet. İşte ya o kız ya biz gibisine yaptılar. Bayağı bayağı direttiler. Evet, çok sıkıntılar yaşadık. Bir hiç tanıştınız mı siz? Seni daha görmeden mi bu kararı verdiler, tanımadan mı? Yani hiç görmediler beni. Resimden görmediler. Sanırım şöyle düşünüyorum ben. Eşim biraz annecil. Annecildi yani. Mesela biz ilk tanıştığımızda bile benim numaramı almış, beni aramış. Ben aradım, konuşuyoruz. Ne yapıyorsun dedim. Annemin dizinde yatıyorum dedi bana. Ve ben yanımda teyzem vardı. Teyzeme dedim ki ya dedim değil ben bu çocukla konuşmak bir daha aramam bile dedim. Bu çocuk tam bir annecil demiştim. Herhalde diyorum acaba annesi paylaşım. Siz kadınlarla hiç sevmediği erkek tipi anasına düşkün oğlan. Acaba diyorum benimle mi paylaşamadı? Çok yani çok sorun var. Peki sordu mu senden önce daha hiç kız arkadaşı olmuş da yine onlara da bu tepki verilmiş mi? Hani kayınvalidenin genel olarak gelinlere bakış açısı mı böyle acaba? Yani benden önceki kız arkadaşına da öyle davranmış, istememiş. Demek ki o zaman kadın onunla paylaşamıyor. Kendi istediğini istiyor diye düşünüyorum ben. Acaba aklında biri mi vardı? Bir de biz benim ailem biraz Antep'in böyle lüks bir semtinde oturmuyor. İşte olabilir. O bakımdan da ters düştüler. Çok sıkıntılar yaşadık. Yani kayınvaliden biraz daha böyle varlıklı aile seviyor galiba. Evet. O yüzden evet, evet. Senin aslında başka niyetlerde olduğunu düşün. Evet, başka niyetlerde olduğunu düşün. Peki şu anda aranız nasıl? Görüşmüyoruz. Ha, evet. Hiç. Düğünden yani, sonra mı komple bitti? Düğüne gelmediler. Peki eşin ne yaptı? Yani ailesi yok düğünde yanında. Yani eşimin baba tarafı hep vardı. Mesela halaları, köyden akrabaları vardı. Annesi yoktu. Babası, kardeşleri hiçbiri yoktu. Peki bir şey diyeceğim. Şu anda eşin de mi görüşmüyor annesiyle? Bir ara görüştü. Bir ara biz de görüştük. Ama diyorum ya sana hani eşime de diyorum. Eşim bana aslında diyor ki ne sen çok kindarsın, unutamıyorsun. Ama bu... O bir düğün kere. Yani evet. Düğün doğum olsa ikincisi olur ama bu bir düğün ve benim en mutlu günümde hiç olmaması gereken şeyler oldu. Ben unutamıyorum yani. En mutlu gününü zehir ettiler sana. Evet. O gelinlik sana. Evet mesela biz hiç düğün kasetimize bakmayız. Çünkü eşim çok üzülüyor. Annesi gibi oldu. Evet. Bu şekilde görüşmüyoruz yani. Her şey başında olmalı. Evet, her şey başında ama olmalı. Ama yani bu aileler böyle yapması hiç iyi değil aslında. Bak yani soğuk aldıkları için istesimiz artık o sıcaklık, o evet, aile bağı. Evet yani bağırıyor. Artık da olmaz zaten. Artık da olabileceğini peki düşünüyorum. Peki senin programa katıldığını zaten bilmiyorlardır. Şu anda televizyon açtıklarında seni görüp şok olacaklardır eminim. Yani. İnşallah biz vesile oluruz. İnşallah yani buradan ben de eğer ki beni de az çok izleyip seviyorlarsa ölümlü dünya diyorum. Her şeyin telafisi var ama bu ömrün bir daha telafisi yok. Bence gelin torunlarınıza bir sarılın. Bir nene desinler, bir dede desinler, bir bayramda elinizi öpsünler. Madem geliniz de her şeye rağmen yine bu kadar da yufka yürekli, bence siz de oğlunuza kıymayın. İnsanoğlunun en kötü özelliği bu. Pişman olacağımız şeyler yapıyoruz. Evet, biz evet. Kaybetmeden asla değerini anlamıyoruz. Yarın dizlerimizi dövüyoruz ama bugün başımızı dövmüyoruz işte. Evet. Bizim sıkıntımız evet. Buna. Allah büyük acılar. Amin. Yalnız gelininiz de cidden eli iş. Tabii yemekleri de göreceğiz ama yani. Hadi Kadir'e inanmıyorsunuz ama ben şahidim. Kim inanmıyormuş bana sen? Şu yastık ucuyu ver bana. Ver yastık ucuyu. Al. Ya kızım senin evinde hiç leğenin yok. Ya ben var ya. Hepsini kaldırdım. Sunumluk kasede nohut yıkıyor. Çok güzel. Ah. Hiçbir şey bulamadım evde. Leğen bile yok etrafta. Ay evet, sadece benim sunumluk eşyalarım. Şimdi nohut yıkıyor yatıyor muyuz?
Evet. Tamam, şimdi ne yapıyorsun? Suyunu koyuyorum. Bu hangi yemek? Bu yoğurtlu patatesin? Evet, etli nohutu. Evet. Tamam. Bu sabah Sema demişti ya, şey, etle nohut mu açlayacağım benim kimin diye. O bilmiyor mu normalde bu çorbada etle nohut olduğunu? Biliyor. Yani Sema sanırsın ki şeyle, bizim burada öyle derler, dongazan derler, büyük yani. Sanki onunla etle nohut haşlamış gibi. Abartıyor mu yani? Evet, Antepliysen zaten etle nohut haşlamayı biliyorsun diyeceksin. Bir kilavını evet. Tavuğuyla şeyini atıyoruz, tavuğu atıyoruz butunu kaynasın. Evet. Patatesler ne olacak? Patatesler birazdan. Birazdan? Evet. Zeytin böreğinin evet. Hamurunu yoğuracağız. Evet. Bu nereden geldi ya? Kız sen elini mi kestin? Evet. Kör olmayasan düdüklünün kapağı elini kesmiş. Hemen gidin de elinize bir yara bandı takın Suhal Hanım. Üstünde bir tedirginlik vardı ya, o da oradan patladı. Evet, Suhal'i bekliyorum şu anda. Pansuman yapılıyor parmağına da. Sen de nohutları koy ocağa Kadir. Nohut attım düdük için. Nohutu attı düdük diyor o zaten. Ama bak orada da nohut var. Ya nerede nohut var? Bunun hiç... Geldim ben. Geldin mi? Evet, İyi misin? Geldim, iyiyim. Hamur açarken biraz zorlanacaksın sadece. Sağ elimi yapacağım, yapacak bunu bir şey. Bunu ne yapacaksın? Yok, onun işimiz bitti. Nasıl bitti? Yani fazla mı doğru? Islatı koyduk, evet. Ha, tamam, okey. Evet, gözümüz kulağımız sizde Zuhal Hanım. Pür dikkat dinliyoruz. Daha böyle yedireceğim tepsiyi. Zerkin Efe'de hepsinize. Evet. Biraz daha koyar mısın Kadir? Ya. Evet. Şerbetimiz bir yandan kaynıyor. Ceviz içimiz hazır. İstanbul'daki tavuklar yarım saatte pişiyor. Bu niye bir türlü pişmek bilmedi? Köy tavuğu bu, zor pişer. Buradaki gibi bizimki orada ampulün altına yetişmiyor. Şimdi bu kadayıftan başka ne yapacağız? Şimdi bu kadayıfı bitireceğiz. Buradaki et ne için? O hünkâr beğendiği için ama patlıcan olduktan sonra yapmış. Ha tamam. Onu. Patlıcanlarımız da hala pişmediler fırında. Senin sofra bezin var mı kız? Nerede sofra bezin? Var. Yere mi oturacağım? Şurada nerede? Çekmişte var mı? Yok, şurada. Dur bekle. Şu fıstığı dökerken bir göster. Bu öyle normal fıstık değil, bu Antep fıstığı. İstanbul'daki bir bezelye karışık değil buna. Tamam mısın? Daha üstüne kadayıf gelecek değil mi bunun? Evet. Hemen burada dök, üstüne basayım tekrar. Çok merak ediyorum. Pişmiş mi nohutlar? Pişmemiş mi? Hayır. Anam, daha bir saat oldu hala nohut pişmedi. Çabuk Suhal, aç altını. Vallahi pişiremezseniz Sema Hanım'ın dilinden kimse kurtaramaz sizi. Ağzına düşersek yanarız. Şimdi bu etin altını kapattık mı? Evet. Tamam, bu balcanları fırından ne zaman çıkarıcı? Çekil bakayım. Nerede bunu tutacağım? Çabuk 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 çabuk. Balcanlara bak, balcanlara bak. Dur bakayım. O en baştaki olmamış sanki. Yok, bakayım, içi olmuş da dışının kabuğu sert. Bak. Ya künefe yanıyor. Çabuk. Yanları yandı, yanları. Diğer tepsi nerede? Of. Künefe nerede tepsi? Diye balkonda çabuk. Aman ha Kadir, dikkat et biraz. Yapıştı, elim el beziyle yapıştı. Çabuk tepsiyi getir. Umarım yanmamıştır. Ya! Niye yapıştı ona? Spatula getir, çabuk spatula yok, getir. Yok tamam, vermeyeceğim, tatlı vermeyeceğim. Nasıl yani? Vermeyeceğim. Kız tatlı vermeden olur mu? Yok, hayır vermeyeceğim. Yandı ellerim. Nasıl yani? Eksik menüne mi çıkacaksınız? Getir getir. Yapışmaz mı bu? Hayır. Yapışmaz, o dipten yanmış. Bir getir de bir bakalım kız. Baksana. Tabii getir belli. Bir kız. O öldü de bir spatula vermiyor. Nereye gidiyor? Çok spatula getireceğim. Parmaklarımın uçları yandı. Başları da yandı. Getir çabuk. Yanmış değil mi? Hadi o zaman yeniden yapalım. Yapamayız, malzeme yok. Kadir çok yandı. Acaba az mı koyduk yağını? Altını biraz fazla açtın galiba, birden harlandı. Nasıl yapıcı? Bunu çevirsek üstüne çok mu yanmış olur acaba? Zuhal, tatlı için bir şey diyor musun? Kurtarılacak gibi mi? Ne yapacağız Zuhal? Ya tatlı çıkarmayı düşünmüyorum. Tatlı çıkarmayacağım. Ama çıkarmazsak bizim için eksi puan olur o. Tamam. Yapacak bir şey yok. Kurtarılabilecek gibi değil çünkü. Tatlısız olmaz ama. Olmaz, imkansız. Hele ben bu ellerimi yaktıktan sonra. Yani alıp gelirseniz tekrardan basarım. Tekrar yapalım mı yoksa dışarıdan hazır mı söyleyelim? Söyleyelim de herkesin ağzına mı düşelim? Hayır. Söyleyemeyiz de.
Malzeme alsak yetişir mi? Yetişir. Tamam, o zaman malzeme alalım. Hadi Kadir, hızlı ol biraz. Ellerim şu anda yanıyor biliyor musun, parmağım? Sızlanacağına gitti, elinde su tut. Şey demez mi, beni deli ediyor bu adam ya? Pirinç pilav tamam. Pilav tamam ama siz bu böreğe dikkat edin. Çünkü börek gibi çatlamasın. Kız bir konuşma. Bu pişti bence. Hadi inşallah. Bekliyoruz, dur. İçine bir bakalım. De, çünkü biraz önce şeydi. Biraz çekeceğim. Daha patates de haşlanacak. Ver, evet. Ha. Nasıl? Hayır, pişmemiş. Hala mı pişmemiş? Hayır. Pişmemiş mi? Getirin bir de ben bakayım. Ağzına atmadan nasıl anlayayım? Ver o zaman. Dur, al. Oy. Oy, 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 al. Ben onu yer miyim hiç? Baksana, parça parça etler var orada. Hangi dinozor eti? Anam, zerre pişmemiş. Aa, bak hatırlarsan Sema Hanım ne demişti? Senin nohutunu da göreceğim demişti. Niye bildiğin nohut haşlamadın be güzel bacım? Ya. Hiç buzluğunda haşlanmış nohut yok muydu? Hayır. Bak, bu süzme yoğurdu daha hiç kullanmadık hala. Gel şu kafanı sokalım şu süzme yoğurda. Altın arayacağım içinde. İki tabak süzme yoğurt niye çıktı peki bu ortaya? La 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 la. Bekliyoruz. Kader, masaldaki gibi ormandaki anneannene götüreceğim seni. Hadi kalk, Hansel ile Gretel gibi yerlere gözleme döke döke gideceğim. Onlar da iki kardeşiniz salaklar. Evden kaçıyormuşuz. Ben kalkacağım da üvey anam için dirliğimi düzenimi bozacağım. Zuhal Hanım, siz bu börekleri neden iki tane sırt sırta koymuyorsunuz Allah aşkına? Ya sırt sırta olmaz. Büyük bir tavan yok mu senin? Yok. Getirin, getirin. Bakın bu tavaya bir tane daha sığar. Bakın, oldu işte. Ama neden ters koydunuz? Ya. Ben çevirseydim onu. Bir şey olmaz, olmaz. Bir şey diyeceğim. Şu Filip pilavının hiç size altına baktınız mı? Şu düdük, Allah'ım şunu bir açıl. Sen bir müdahale et Kadir. Onu ben bir açayım, dur. Hadi hemen aç. Aa! Kapat, kapat, kapat. Dur, 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 dur. Allah. Ay! Ah! Dur, dur. O peçetenin orada ne işi var? Yani bugün başımıza gelmeyen kalmadı. Uğursuz herif. Gelmeyen kalmadı. Neden öyle dedin şimdi? Ne bileyim, hırsımı senden alıyorum. Aa! Bugün vallahi şu evden bir sağ salim çıkaydık hayırlısıyla. Biraz daha iyi. Hadi arkadaşlar, canlanın biraz. Hadi bakalım, daha hızlı, daha hızlı. Hayır, bir dakika. O tavanları da içinde parça bırakma. Kız, parçaları aldım. Bir an önce atalım da haşlansın bir yandan. Hadi, 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 aç. Şu börek. Bismillahirrahmanirrahim. Hay maşallah. Sizin eli olsun. Ah, onu alacağım, dur. Haydi bakalım, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet Filiz Hanımcığım, nasıl buldunuz patates çorbasını, yemeğini? Tuzu çok az. Bir de nohutu tam pişmemiş. Bir de yoğurdu çok koyu ya. Normalde biraz daha mı yani, sulu oluyor? Yani yoğurdu çok olmuş. Yani bu biraz daha açık oluyordu. Beğenmedim. Beğenemedim. Ne diyorsun? Afiyet olsun. Bu yoğurdun koyuluğu için normalde bu kadar hayır, yoğun normalde mu oluyor? Normalde bu kadar yoğun oluyor. Benim yaptığım böyle oluyor. Biz böyle tabii yapıyoruz. Böyle de farklı. Hayır. Peki. Sema'cığım, sen hiç dokunmamışsın tabağına. Şimdi şöyle bir şey, ben et koymadım, onu soracaktım. Bir tane bile et yok tabağımda. Sadece nohutla patates var. Et bulamadan koydunuz mu diye soracağım. Et yok, koymadık. Etsiz yaptım ben. Hayır, et suyu mu kullandınız? Ben hayır, etle yaptım. Ama bakın, tabağımda bir tane et yok. Bilseydim sana özel olarak sadece et getirirdim. Ama et... Bir tane bile yok yani, özel olarak et getirin demiyorum ben zaten. Ben senin tabağından... Ama olabilir dersiniz. Et mesela aramadım ben yani, ben senin tabağından nohut aramadım. Etin pişme derecesine bakmak için. Sen, sen tamamen şu anda bak, ama tamamen... Ama bakın, eti yok, ben derecesine bakmak zorundayım. Eleştirmek için eleştiriyorsun ve gerçekten kendini gösteriyorsun seni alkışlıyor. Şu anda bir dakika Kadir Bey, bir seni şey diyorum. Seni alkışlıyorum. Bir şey söyleyeceğim, seni, ben onun, bu etin pişip pişmediğini ben belli. Anlamak için tadına bakmam gerekmiyor mu? Yorum yapmak için. Bir soru soruyorum. Lütfen beni, yani siz söyleyin. Yani şöyle tabii ki de bir tane içinde, yok. İçinde onun için et aradım. Olup olmadığını yani anlamak için hani piştiğini et yorumlamak için olması lazım ama. Hani bir tane bile yok ki hani şey, ben size şimdi diyeceğim ki eti çok güzel pişmiş diyemiyorum yani. Yani bunu art niyetle mi soruyor? Bu yüzden evet, bu kadar evet. Sinirli. Ama evet. Olmayan o yok et yani ne diyeyim ben buna, niye art niyet alıyorsunuz ki? Belki düzgünüzdendir, ona bir şey demiyorum ama şu anda ben önüme geleni söylemek zorundayım ve bunu sadece ben tabii söylemiyorum. Tabii ki söylemek zorundasın ama onu... abartmadan, hayır, kendiniz olarak söyleyin. Ama bak, abartsam Kadir Bey müdahale eder kendiniz zaten. Kendiniz olaraktan derken mesela Sema nasıl yani dünkünden farklı mı şu anda? Başkası gibi mi? Evet. Ama dün ben ev sahibiydim, misafir değildim evet. Ki ben bugün misafir. Hayır, dün de siz yani yanınızda oturuyordum ve gerçekten yani başım ağrıdı. Yani dün çok sessiz ve sakin miydi ki bugün hayır. Bu kadar? Hayır. Ama kısık konuşursak da sesimizi yükseltmiyorlar. Ben hayır. Ne yapayım? Bugün şunu, de çok aynısı. Pardon, şunu öğrenmeye çalışıyorum. Hayır, bugün o istediği puanı alamadığı için tırnaklarını çıkarmış gelmiş. Hayır. Biraz kendin ol yani. Sadece hayır, ben kendime. Ben ol. Kendime güveniyorum. Bunu evet, bu masada belli. Herkes söyleyecek. Hayır, kendin ol dedin benim. Ama az önce de dedin ki dün
dün de böyleydi, kafam şişti. Yani dün sessiz olup da bugün bir anda hav diye ne bileyim hani bağırsa tamam ama dün de böyleydi. Hayır hani sürekli bahane aramasını diyorum Kadir Bey, ben. Kadir Bey ben son yani söyleyeyim kısacası. Evet. Nohutu tam pişmemiş, kıvamda değildi. Eti zaten bulamadım, ete yorum yapamıyorum. Patateste bazısında var. Bak bir tane yedim vardı, bir tanesinde bak yoktu. Patatesinin şeyiyle alakalı olabilir. Bazıları olur, bazısı. Ona bak bir şey demiyorum. Yoğurdun kıvamı. Ama bunda et suyu var mı bilmiyorum. Et suyu kokusu alamadım. Onun dışında, teşekkür ederim. Etle pişirdim. Hayır, et yani suyu varmış gibi. Yani suyunu çıkarmadım bile tamamen içine koydum. Tamam Kadir bak, Bey. Ama ben onu alamadım, teşekkür ederim. Ben koymadığımı demedim. Elinize sağlık. Tamam mı senin yorumun? Efendim bitti teyzeciğim. Yorumun tamam mı? Aha, evet. Bak ben bir parça et gördüm. Sen çok küçük doğratmışsın galiba. Yok ben kuşbaşı doğratmış. Hani kuşbaşı yok, kuşbaşı sana istedim. Yok bildiğim kuşbaşı etti. Küçük yapmışlar bunu. Yok kuşbaşıydı et. Yani geleni yapmıyor. Bunda şöyle de, et olmalı kuşbaşı. Şey, kuşbaşı dedim aramızda yani. Aramızda sen konuşmayın. Çok küçük zırh kıyması gibi olmuş. Ben yani, de aradım, baktım bir tane yaptım, buldum. Geleni yaptım. Çok küçük parçaları ama et pişmiş. Ama nokuta gelince nokut pişmemiş. Evet. Pişmemiş diyemem. Pişmemişse pişmemiştir. Doğru ya, pişmiş doğru. Diyemem, evet. Ergi ergi. Peki Şenay sen nasıl buldun? Ben şöyle söyleyeyim, yoğurdun kıvamını güzel buldum. Biz de bu şekilde katılıkta yiyoruz. Dedikleri gibi arkadaşların nohut bir tık pişmemiş. Yok. Onun haricinde yoksa yemeğin tadı şey güzel. Yok. Tuzu falan bana gayet iyiydi. Peki bu nohut konusunda ne diyorsunuz? Yani böyle bir yarışmada nohut süre yiyeceği için daha önceki kullandığı nohutu ya da ne bileyim işte... Ya evde haşlanmış nohutu varsa zaten eti pişiriyor. Nohutu hazır kullansaydı pişmiş nohutu ama et muydu? Pişmiş. Ama kullanmaya izin var mı bilmiyorum ki. Ben de ama ben de kullanmadım. Haşlanmış nohut değil. Kuru nohutu daha önce evde kullandığı ya da ne bileyim işte mesela dün annesinde kullandığı nohutu almış haşlanmış. Annem. Çünkü bu kuru bakliyatlar biraz risk işi pişmesin. Ama gene de kontrol ederek tabii takip ettim. Kontrol ama yenmeyecek bir şekilde. Ben de dedi yakaladım Kadir Bey diyor. Yenmeyecek bir şekilde yenir yani. Ama tadı çıkmış nohutun suya. Afiyet olsun. Tadı çıkmış nohutun suya derken yani? Yani şeyin yemeğin içine bak. Şöyle bir al. Şöyle bir al. Nohut tadı hiçbir geliyor. Şey alma bak. Nohut tadı nohut geliyor. Tadı geliyor bak. Bundaki sebep nohutun tam haşlanmadığı için o sarı suyunu vermesi mi? Yok vermiş yani şeyini. İyi bir şey mi kötü bir şey mi? Ya işte nohutun cinsinden demek ki pişmemiş. Nohutun cinsinden. Eline sağlık. Peki Zuhal'cığım eline koluna sağlık. Ben yoğurdun tuzunu, tadını, yoğurt kıvamını beğendim. Sadece nohutlar pişmemiş. Evet. Yoğurdu da sen çaldın ya, biraz o katı yoğurttu. Evet. Sen onu dökerken ben gördüm, tasın dibinde unlar hala duruyordu. Tam evet. Böyle harmanlanmamış. Çok mu koydun? Çok yoğurt zaten süzme yoğurttu, İki bayağı koyuydu. 2 kilo kadar süzme yoğurt koydum. Yani süzme yoğurdu biraz açsaydın. Hazır aldım. 2 kilo. Evet. Bu kadar insanın yoğurduna çok evet, koymuş. Biraz fazla. Biraz yoğurt zaten fazlaydı ve unlar içindeydi onun. O ne kadar koyulaştırmış. Peki sıradaki yemeğimiz neydi? Zeytinböreği. O da koyulaştırıyor. Alayım ben tabakları. Evet, zeytin böreğimiz gelsin bakalım. Eliniz sağlık. Şöyle afiyet olsun. Teşekkürler. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bir de bir şey soracağım. Pidelerin hepsi büyük ya, bitirebilir misiniz yoksa ona göre yarım mı bölüp verelim? Yarım versin. Yarım verelim yarım değil versin mi? Çünkü ziyan oluyor. Mutfak makasın var mı bu arada? Mutfak makası ya da bıçak getirsen pideleri yarım yarım alalım diyorlar. Tamam, keserim. Çok ben ziyan. İsterseniz orada servis yapıp getirebilirim. Olur, servis daha iyi istersen. Tabaklarımız o zaman. Böyle yarışmalarda süreyle yarıştığın zaman işte o nohutu, fasulyeyi iyi bilmen lazım. Yani daha önce aldığın bir yerden, daha önce yaptığın ama daha önce olsa bile Kadir Bey şimdi Kadir Bey tencereden fark eder bak düdüklünün lastiğinden lastiğine fark eder. Olabilir ama sen mesela o nohutun en az 45 dakika istediğini bilirsin. Ama sonra şimdi, ne yaptım? Mesela 45 dakika pişsin kenara koyun demedim. Açtım tadına baktım. Zaten, tekrar dedim bu 15 dakika Kadir Bey dedim 15 dakikada ne olmuştu? Şunu söyleyeyim. Mutfakta annenden. Teyze annemle alakası kızım, yok. Ben güzel, evinde nohutum yok yani güzelmiş, benim marketten hayır, izlemek bak, başka bir şey sen annenden onun güzel biçtiğini 45 dakika dedi annem bana. Ama pişmemişti. Ama evet. Annen biliyor musun? Ama güvenmedim baktım ben tadına. Hayır bu senin iyi bir tarafın aslında. Ya sen niye bir şey kabul etmiyor ya. Hayır ediyorum ama tekrar bak, pişirdim diyorum. Bu kıza söylüyor bak et pişmiş şimdi hakkını yemem. Ama et yoktu. Et, İstedim bak ne arıyorsun. Sen arıyorsun? Et çıkmamış ama biz baktık pamuk gibi. Ama işte ben yemediğim için et ağzımda yapamam. Ağzımda ben şu kadar vardı bende. Ben dedim acaba zırt diyeyim aslında zaten bu dedim. Zaten kimse etmiş. Benim yuvarlamamda teyze parmak başı kadar etler vardı mesela. Kızım bak o onu pişirmiş ama nohutun suyuna çıkmış lezzeti. Yok ben hayır. Sema ama işte yemeğin içinde yani nohut pişmeyince genel olarak hepsi beğenmedi. Bunu hepimiz söyledik nohutu. Yemeğe beğenmiyor. Ben zaten et yemem. Dün Kadir Bey de söyledim. Sulu yemekte ben et yemem ama tadına bakmak zorundayım. Şöyle söyleyeyim Sema Hanım gerçekten çok güzel konuşuyor ama hiç iyi bir dinleyici değil.
Dinlemiyor kimseyi. Dinlemiyor kimseyi. Kimseyi duymuyor. Sadece kendi Sema. Konuştuğuna odaklanıyor. Ama dinlemesem size cevap nasıl vereceğim? Ama bak şimdi Yüksel teyze, Yüksel teyze dedi ki. Dinledim ben Yüksel teyze dediğini anladım. Kızım, şimdi şunun için konuşacağız. Sen evet. Okulu da karıştırıyorsun içine. Bilmiyor musun sen? Biraz heyecanlanıyorsun galiba. Yok heyecanlı değilim. Dinlemiyor mu fazla? Doğal halim benim çok şükür. Biraz tez canlılık var evet ama doğal Yüksel halim. Teyze diyor ki bir dur bir dinle tamam. Ben sana derdimi bir tamam, anlatayım. En son bana ondan sonra cevap ver. Okudun biçmedin. O zaman bana en son sorun Kadir Bey her şeyi. Araya girmemiş olur. Yani bilmiyorum da birbirimize... Bir yandan da çok alıngan kendisi bak. Hemen yok en son sorun bana... hani rahatsız etmeyeyim yok, sizi. Bunlar bir alıngan değil. Hayır bunlar... teyze niye alınayım ben sen benim başımın tacısısın her zaman. Sadece bu yarışmayla alakalı. Şenay Hanım diyor ki beni de diyor dinlemiyor. Hani genel anlamda bir dinleme sorunu var. O da dinlemedi dün beni. O da dinlemedi mi seni Şenay? Tak 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 tak. Şenay dün sana biraz böyle bir yükseldi yok, sonra yok. Senden cevap gelince bir... Ama bana karşılık vermedi onu takdir etti. Sustu yani o da tak 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 arka arkaya bir şey için. Neydi o? Unuttum. O şey için sen beğenmedin sonra beş verdin ya o konunun üstünden konuştun. Bu arada bir şey içmek isteyen. Ayran varsa alabilir miyim? Tabii. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.